Hani dedik ya, iyiliği küçümseme, bir bardak su dahi olsa. Bakın Taberani'de, Mu'cemül Kebir'de Sad bin Ubade'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sesleniyor. Diyor ki, ey Sad, sana yükte hafif. Yükte hafif, ancak diyor mükafatı büyük. Yani kıyamette ecri fazla. Bir sadaka bildireyim mi? Var mı tahmin edecek olan? He Emre. Diyor ki, yükte hafif, yapması kolay demek ki. Ama alacağı ecir çok büyük olan bir sadakayı sana diyor bildireyim. Abi inanın, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün hayırları görmüş. Allah ona bütün hayırları ve karşılıklarını bildirmiş. İnanın hiçbirimizin aklına gelmeyecek bir şeydir. Ne biliyor musun Yavuz? Bunu gittiğinde evinde ilk sen uygulayacaksın. Söz mü? Abdullah Harun'u da hatırlat. Arkadaşlarına, annesine, babasına, üst kattaki dedesine, en üstteki amcasına varıncaya kadar bir görev yapacak. O da ne biliyor musun? Su dağıtmak diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Subhanallah. Su dağıtmak abi. Nasıl olur be kardeşim ya? Cihad olması lazım. Küçümsemiyorum ha, dalga geçmiyorum. Yanlış anlamayın. En büyük zikir olması lazım. Kur'an tilaveti olması lazım. Evet, bunlar da. Hepsine katılıyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki su dağıtmak diyor. Subhanallah. Sad da diyor ki bundan sonra sürekli sahabe içerisinde ne yapardı? Su dağıtırdı. Tamam kardeşler. O zaman bu akşam şunları öğrendik ki, birincisi amelleri hafife almayacağız. Kıyasladığımız zaman bu çok büyük bir amel, bu küçük bir amel demeyeceğiz. O an neye gücümüz yetiyorsa onu işleyeceğiz. Ve önemli bir şey de kardeşlerim, anneye, eşe sadakat göstereceğiz. Anneyi memnun ederken eşi, eşi memnun ederken annemizi tabir yerindeyse ne yapmayacağız? İncitmeyeceğiz, küstürmeyeceğiz. Haklarına ve hukuklarına riayet edeceğiz. Birinde cennet varsa diğerinde de bakın güzel bir ecir ve sevaplar varmış. Allah Azze ve Celle o dengeyi korumayı bizlere nasip etsin.